O sakin güç bile bugün eminim ki heyecanlanmıştır. 28.154 tatanganın önünde. O da bir tatanga zaten. Neler söyleyeceksin hocam? Vallahi bir tarihe tanıklık ettik bugün. Özellikle şehrimizin böyle bir tesise kavuşması hepimizi heyecanlandırdı. Bize bu tesisi kazandıran herkese teşekkür ediyorum ben. Tarihi bir gün, özellikle böyle açılışı olan bir tesisin oynanacak müsabakanın da galibiyetle bitmesi açıkçası bizi memnun etti. İnşallah bundan sonraki maçlarda da burada hep kazanan taraf biz oluruz. İyi bir oyun oldu. Şunu soracağım hocam. Son bir maçtı çünkü atmosferi farklıydı. İşte ilk kez 28 bin taraftar. Rakip biraz daha şey gözüküyordu yani ama gördük ki diri bir rakip vardı. Onu da söylüyorum. Hani şey açısından söylüyorum. Kolay kazanırız algısı vardı. Zaten o biraz zorladı mı sizi? bu algı bizim işimizi zorlaştırıyor. Değil Bu mi? bizim üzerimizde büyük bir baskı. Gol gelmediği sürece sıkıntı başlıyor bizde. Ama bunu aşmasını bilmeliyiz. Bizim iyi bir ekibe sahibiz. İyi oyuncu kadromuz var. Ama bugün taraftarı kutlamak istiyorum. Müthiş Gerçekten müthiş bir organizasyon, müthiş bir o katkı. Yani koreografi falan evet, görebildiniz mi hocam? Çok takımın harika. kazanması için elinden gelen her şeyi yaptı. Taraftar gücü 12. adam herhalde bu demek. Bunu anlıyorum ben. Teşekkür ediyorum onlara. Ama bir parantez oyuncularıma. Yani oyuncu kadrosu ligin başından beri müthiş bir özveri, müthiş bir mücadele sergiliyorlar. Hedefin şampiyonluk olduğunun farkındalar. Buna göre oyun oynuyoruz. Zaman zaman iyi oynuyoruz, zaman zaman kötü. Ama bugün oynanan futbol pozitif bir oyun. Kaçan bir sürü gol fırsatı var. Kesinlikle. Farka gidecek bir maç. Ama futbolda tek bir doğru var. Netice. Biz de bugün o neticeyi aldık. Ve bugün buradan 28 bin insan bence mutlu ayrıldı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür Taraftara ederiz. bir mesajınız son olarak. Valla biz onları seviyoruz. Onların katkısı, onlarla futbol çok daha güzel. Bu tribünler her maç böyle olursa bu takım herhalde hedefine daha çok yakın olur diye Çok düşünüyorum. teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet, Talha Mayoş şampiyon aylar sonra evinde ilk maçında 28.154 tatanga vardı bugün. Önce ne hissettiğini sorayım. İnanın ilk önce sanki olimpiyattaki o havayı hissettik. Ama Şampiyonluğun havası. yani şampiyonluğun havası inanılmaz bir atmosfer vardı ya. Yani bugün yenmeme şansımız yoktu açıkçası. İlk yarıda golü bulsaydık daha farklı bir maç olabilirdi ama ikinci yarıya da oynaşta çıktık. Yani sahaya, tribünlere bakıyorum, boş yer yok. Yani İki boş yer yok. golde de aslında senin pasından başlayan Evet. ataklar golle sonuçlandı. Güzeldi. Ya açıkçası biz hocamızın hep bir söylediği var. Topun bizde kalması. Çok çabuk oyunun yönünü değiştirmemiz lazımdı. Çünkü rakipler bize kapanıyor biliyorsunuz. Yani nereden baksan 9 kişiyle savunma yapıyor. Yani çok çabuk onu hemen oyunun yönünü değiştirip BK'na ulaştırıp hemen bir adamı kaçırmamız lazımdı. Onu başardık. O anda Ferhat'ı içeri kaçırdık. Golle buluşturduk. Ondan sonra zaten söküldü. Fatih gitti gitti gitti. Verseydi iyi mi olurdu? Ya verseydi tabii ki olurdu. Çünkü şöyle ben atamasam bile ben geri koşabilirdim ölümüne onun için. Ama Fatih kendi tercihini kullandı. Yani verebilirdi de. Şut çekmeyi denedi. Nasip öyleymiş olmadı ama kazandık iyi oldu yani. Son olarak taraftara buraya gelen 28 bin taraftara 2 gün önceden bileti bitiren Evet. taraftara mesajını ver gidelim. Ya inanılmaz bir atmosfer vardı. 2-3 gün önceden biletler tükendi. Millet bilet arıyor. Ona rağmen müthiş bir koreografi vardı. Yani unutulmayanlar, yani depremzedeler, trafik kazaları, amblemlerimiz müthişti her şey. Akşam uyuyabildin mi? Ya ben inanılmaz heyecanlıydım zaten. Düşünemiyorum diğer Belliydi zaten. arkadaşlarımı. Yani 15 dakika o heyecanımızı attıktan sonra zaten gerisi geldi seyircinin Teşekkürler kuvvetiyle. kankam. Çok sağ Hepsine ol. çok teşekkür Görüşürüz. ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Eyvallah. 2 haftadır galibiyetimiz senin gollerinle başlıyor. Özellikle Zonguldak'ta harika bir füze yolladın kaleye. Burada hiç şut çekmedin ama yine seninle başladı gollerimiz. Yeni stadı bize anlat. Yani ilk defa böyle taraftarın önünde oynadım. Yani 28 bin kişi geldi galiba. 28.154. Aynen. Yani bu atmosfer anlatamıyorum bile ne. O bir sahaya çıktık zaten. Nefes nefese kaldık. Değil mi? Bir heyecan oldu. Ama bizim taraftarlar bizi hep destekledi. 90 dakika boyunca 2-1'i yedikten sonra bile desteklediler. Onların katkısı çok büyük bu galibiyette. İnşallah şimdi Urfa'ya gideceğiz. Yine bir galibiyet alıp bir 3 puan daha almaya hedefleniyoruz. Ferhat, uyuyabildin mi dün gece? Çünkü biletler 2 gün önce tükendi. 28 bin kişinin önüne çıkacaksın. Ya, maça odaklandık. Biz öyle şeylerle fazla uğraşmadık. Daha çok buraya geldikten sonra gördük. Ama biliyorduk. Tatangaları biliyoruz. Yani çok başka bir duygu oluyor burada oynamak. Maçın kırılma anı neresiydi sence? Zor sorularını sordum. Bence kırılma
anı olmadı yani. Çok iyi başladık maça. 90 dakika boyunca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki bir gol yedikten sonra her zaman... Ferhat, penaltıyı anlayamadım ben. Anlatırken de anlayamadım. Tam olarak ele çarpma mı? Aynen. Tufan'ın eline çarptı galiba. İstemeyerek oldu. Ama penaltıydı galiba ama %100 emin değilim. Ben bir şok oldum. Ben korneye gitti zannettim. Tufan'da. Aynen aynen. Zaten Tufan da elini arkaya doğru alırken orada çarptı galiba. Yani hiçbir şey de yapamazdı orada. Şanssızlık. Taraftara neler söyleyeceğim? Teşekkür etmek istiyorum bizi böyle destekledikleri için ve inşallah 2 hafta sonra yine 28 bin kişi önünde inşallah bir galibiyet alırız. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ramazan Sal. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Neler söyleyeceksin bugünkü atmosfer için? Ya tabii burada sezon başı buraya geldiğimde inanın bu camia için, bu büyük taraftar için, Sakaryaspor için geldik. Geldiğimizde de değdi inanın. Yani 7 haftadır kupa maçıyla birlikte 7 haftadır bu anı bekliyorduk. İnanın yani zor günler geçirdik. Yani kolay değil. Bir takım düşün, hedefe kuruluyor ve en büyük güç taraftarı arkasında destek olarak göremiyor. Ve bu etapta yani iyi puan topladığımızı düşünüyorum ne olursa olsun. Ve tabii ki bugünkü atmosfer inanın yani bu ülkede ben büyük takım diyorlar. Sakaryaspor gerçekten çok büyük çok bir camia. Ya. Gerçekten bugün bir kez daha bütün Türkiye'ye... Şeyde duymuşsundur biletler tükendi falan dediklerinde. Evet. Önce inanmak istemedin herhalde. Yok, evet yani inandık ilk gün işte 14 bin küsür falan tükendi falan dediler. İnanamadık yani evet, çıkar çıkmaz. Tabii sonra saatler falan işte dediler. Yerler falan karıştı dediler. Ertesi gün baktık biletçi deyince birbirimize baktık arkadaşlarla. Gerçekten yani bunun tarifi yok. Burada küçüğünden büyüğünden, yaşlısından, çoluğundan, çocuğundan, şehir dışından gelenler. Gerçekten Sakaryaspor büyük bir camia. Bu yerler onlar yani Sakaryaspor'un yeri değil ikincilikler. Biz de bir üstlükten de bunun için geldik buraya. İnşallah bir katkımız olursa. İnşallah Ramazan. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Maça İnanılmaz. Maça ilişkin ne söyleyeceksin? Maça ilişkin. Atmosferi başkaydı belki ama yine de bir maç vardı ortada. Yani sonuçta bugün arkadaşlarımıza dediğim hep aynı şey. Evet burada bir gün bir şölen var, bir bayram var. Ama önemli olan bizim şartlar ne olursa olsun kazanmamızdı. İyi oyun kötü oyun değil. Galip gelmemiz gerekiyor. Galip geldik. Bütün taraftarlarımız Sakarya halkına armağan olsun. Teşekkür ederim Ramazan. Her maçın adamı olur ya hani. İşte bugün maçın adamlarından biriydi bana göre Yasir. Hem attırmadı hem de attı. Maça ilişkin sormayacağım ama maça ilişkini sonra soracağım. Atmosfere ilişkin, ambiyansa ilişkin neler söyleyeceksin Yasir? Ben atmosferin bu kadar güzel, bu kadar yani bu kadar beklemiyordum açıkçası. Hala şu an şoktayım. Kutu gibi bir stat olmuş. Gerçekten bizi çok iyi etkiledi. Taraftarlarımızı özlemişiz. Ben daha önce bu forma altında A takımda oynamadım ama bu Sakaryaspor forması altında alt kategorilerde oynadım. Bu taraftarın bu kadar güçlü bir taraftar olduğunu biliyordum. Ama yaşamak daha farklı bir duygu. Atmosfer oynatıyor. Çok farklı. Oynatıyor. Adamı oynatıyor. Oynatıyor. Bugün bence daha iyi bir sonuç da alabilirdik. Ama bu oldu. 2-1 oldu. Ama bizim oldu. 3 puan bizim. Mutluyuz. Huzurluyuz. Burada oynamaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız. Her maça bekliyoruz taraftarlarımızı. Peki dün gece uyuyabildin mi? Ya açıkçası dün gece... Yani heyecanlıydım. Değil mi? Yani atmosferi düşündüm, maçı kafamda oynadım ama bu kadar beklemiyordum. Değil mi? Bu kadar beklemiyordum. Ben bile çok heyecanlandım gerçekte ilk defa. Sesim kısıldı, sesim içime doğru kaçtı resmen. Gerçi emin ol bizim de öyle. Bütün oyuncular aynı maça duyguyu hissediyor. Maça ilişkin neler söyleyeceksin? Maç nerede kırıldı sence? Maç nerede kırıldı? Tabii ilk golü attığımız yerde kırıldı. Zaten ilk yarı sizin de görmüşsünüzdür. İlk yarı biz oynadık yine. Rakip kapanmaya gelmiş. Kıramadık. İlk yarı kıramadık. İkinci yarı kırdık. Sonra 2-0 yakaladık. Penaltı şanssız bir gol oldu. Penaltıdan bir gol yedik. Ama 3 puan aldığımız için mutluyuz. Son pozisyonda Fatih gitti. Ya olur. Gol kaçar. Gol kaçar. Evet. Savunma gol yedirir. Kaleci goller. Olur öyle şeyler. Top, ama Allah kazanır, aynen. Aynen öyle. 3 puan alan biziz, mutluyuz. Sağ ol Yasir. Teşekkürler. Teşekkür.